Emirdağ Layıkası 1, 148. mektupta geçen hem yüzer tecrübenle ey sabırsız nefsim kat'i kanaatin gelmiş ki zahiri musibetler altında ve neticesinde inayeti ilahiyenin çok tatlı neticeleri var. Vecizesini izah eder misiniz? Evet. Tabii Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etme durumu olsa çok güzel meyveler alabiliyoruz. Kur'an'ı Kur'an'la izah eden bir tarz tefsir de var. Hadislerle izah eden tefsirler de var. Şimdi baktığımız vakit üstadımız 18. sözde her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsnü cihet vardır diyor. Her şey ya bizzat güzeldir ona hüsnü bizzat denilir. Ya da neticesi itibariyle güzeldir. Ona hüsnü bilgayr denilir. Yani neticesi itibariyle güzel. Şimdi üstadımız burada nefsine ders veriyor. Büyük zatların hepsi en evvel kendi nefislerine bu manada ders vermiş, nefislerini irşad etmişler. Çünkü nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Nefsine söz geçiremeyen başkasına söz geçirmeye çalışması büyük bir yanlıştır yani. Yüzer tecrübenle ey sabırsız nefsim. Kat'i kanaatin gelmiş ki zahiri musibetler altında ve neticesinde. Demek ki zahiri musibetler zahiren sıkıntılı, musibet. Ama arkasında ne var? Yani hüsnü bilgayr itibariyle, netice itibariyle inayet-i ilahiyenin çok tatlı neticeleri vardır. Şimdi baktığımız vakit, birincisi bizi cehenneme götüren amellerden Allah bizi muhafaza ediyor musibetler vaktinde. İki, bize cehennemin azaplarını tattıracak olan şeylerden yani günahlardan temizliyor. Yani musibetler sabun gibi günahları ne yapıyor? Yıkıyor ve temizliyor diyor üstadımız. Değil mi? Hadis-i şerif bu zaten. Bu manada baktığımız vakit cehennemdeki azaplardan ve günah sıkıntılardan bizi bu manada temizleyecek ve azaltacak bir unsura sahiptir musibetler. Ne oldu? Arkasında inayet-i ilahiye var. Ayrıca menfi ibadetten gelen amali sariha diyor üstadımız. Yani normal olarak namazdan, oruçtan, zekattan aldığımız bir sevap var. Bir de musibetlere karşı sabretmekten ve şükretmekten kazandığımız menfi ibadetten gelen amali sariha var. Takvamıza vesile oluyor, Allah'a dönmemize vesile oluyor, tekrar Allah'ın yoluna rücu etmemize vesile oluyor. Acizimizi hissetmeye, zaafımızı hissetmeye ve Cenab-ı Hakk'ın bu manada yoluna tekrar rücu etmeye, dönmeye vesile olan hastalıklar elbette zahiren çirkin ve sıkıntılı görünse de arkasında yani hüsnü bil gayr itibariyle inayet-i ilahiyenin çok tatlı neticelerini saklayan Allah'ın hediyeleri hükmündedir yani.